TRT Haber özelliğini bitmiyor tabii ki. Devam edeceğiz bununla birlikte. Değerli konuklarımız bizimle birlikte olmayı sürdürecekler. Bir konumuz daha hemen bizimle birlikte. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Harun Karacan bizimle birlikte. Sayın Karacan hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Teşekkürler yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Açılış gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı evet. Konuşmasını dinledik hep birlikte. Öncelikle bazı başlıklar tabii ki öne çıkan. Bunlara ilişkin yorumunuzu almak isterim. Bizim gözlemlediğimiz özellikle ekonomiye ilişkin vurguları vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin ve bunun için gerçekleşmesi gerekenlere ilişkin vurguları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve terörle mücadele ve bu geniş kapsamda bunun içine Irak'ın kuzeyindeki gayrimeşru referandumu ekledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye terörle mücadelede yardım etmediğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Nasıl yorumlarsınız? Buyurun. Gökhan Bey, tabii ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 26. dönemin 3. yasama yılında evet. Çok güzel bir şekilde açtık. Buradaki ana tema, bugün bizlerin de hissettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgulamak istediği ana tema şunun üzerineydi. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir olmalı, beraber olmalı ve bundan sonraki süreçte eğer terörle biz baş etmek istiyorsak, ki Türkiye'nin en önemli gündemimizde bu var, birlikten beraberlikten bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. 15 Temmuz'u özellikle 15 Temmuz'da yaşanan hain FETÖ saldırısındaki evet. birliktelikten bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ortak proje olarak buna sahip çıkması, bir Çanakkale gibi, bir Malazgirt gibi, bunu ortak değer payda olarak almamız ve tüm siyasi partilerin bunun ortak bir payda olması üzerine Cumhurbaşkanımız ifadelerini buyurdu. Ve şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız: gelin bu hep kritik süreci, Türkiye'nin önünde olan, şu anda Türkiye DAEŞ'le uğraşıyor. Evet. Şu anda Türkiye PKK'yla uğraşıyor. Şu anda Türkiye işte malum yanımızda Kuzey Irak'ın yapmış olduğu, Türkiye'nin de hiçe saydığı ve görmezden gelmiş olduğumuz ama her dakikasıyla yanımızdaki sınır komisi olduğu bir referandum sürecini atlatıyoruz. Hepimizi ilgilendiriyor. Gelin bunları birlikte aşalım dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Gelin hep birlikte dışarıya karşı, tüm dünyaya karşı ayrı farklılıklarımızı değil, birlikteliğimizi ön plana çıkaralım dedi. Cumhurbaşkanımız bugün bunları söyledi. Ve en önemli söylemiş olduğu şeylerden de bu, özellikle bu dönemde anayasayla ilgili, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili süreçte meclisimizin hızlı bir şekilde çalışması ve 2019'a bu uyum yasalarının, paketteki uyum yasalarından ilgili bunların yetişmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birlik ve beraberliğine devamlı vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Avrupa Birliği'yle ilgili söylemleri oldu ki siz de bunu biraz evvel ifade ettiniz. Evet, Avrupa Birliği, Türkiye olarak Avrupa Birliği'yle ilgili çalışmalarımız o kadar ince süreçle, fasıllarla ilgili devam etmesine rağmen Avrupa bizim karşımızda, Türkiye'nin aleyhinde. Eskiden gizli yapıyorlardı, şimdi aleni yapmaya başladılar. Bunun vurgusunu herkese hissettirdi Sayın Cumhurbaşkanımız ve en önemli noktalardan birisi sadece Türkiye'nin 2023 değil, 2053-2071 vizyonda hareket etmesi ve bu vizyonda hareket ederken de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, siyasi partilerin Türkiye'nin geleceği için hep birlikte beraber yol alması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bugün hakikaten Türkiye'de damga vuracak ve tüm dünyaya, ki bugün yabancı misyon heyetleri evet. de her zaman evet. olduğu gibi yabancı misyon heyetleri de açılışımızda vardı. Onlar da gerekli şeyleri alacağını da ben yürekten inanıyorum. Evet. diye umut ediyoruz. Peki Sayın Karacan, şunu da sormak isterim size. Hep konuşuyoruz ya, bu yasama dönemi zorlu bir yasama dönemi. Evet. Hareketli olmak durumunda, dinamik olmak durumunda, evet. aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlara da çözüm üretmek Kesinlikle. Zorunda. Bu anlamda sizin de altını çizdiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında özellikle birliğe vurgu yaptı. Meclisin evet. birlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Bunu aynı şekilde Türkiye için de bu vurgusunun geçerli olduğunu söylemek mümkün. Peki bu zorlu süreçte nasıl bir iletişim sağlanmalı ki, partiler arasındaki o iletişimi nasıl üst düzeye çıkartmalı ki meclis bu beklenen o birlik yakalansın ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı yek vücut halde mücadele edebilmesinin önü açılsın. Şimdi Gökhan Nasıl Bey, beklenti içinde Gökhan Bey, olmalıyız? Şu anda bizim atalarımız, dedilerimiz
büyüklerimiz bu memleketi, Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet ederken ne görüşüne baktı, ne Alevisi, ne Çerkezi, ne Manavı, ne Türkmeni, ne Yörüğü, hep birlikte bir milli mücadele ruhu içerisinde bu ülkeyi kurtarmak için bizleri bu seviyeye getirdi. Bizlere emanet etti. Bizim yapmamız gereken tabii ki siyasi farklı düşünceler olabilir. Evet. Bunlar gayet normal ama ülkenin menfaati olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MHP'nin hep birlikte bir şekilde, ki MHP'nin özellikle AK Parti'miz ülke menfaatleri olduğu zaman, evet, Milliyetçi Hareket, evet, Partisi bütün siyasi görüşlerini, düşüncelerini bir kenara bırakıyor. Milleti için, memleketi için, geleceği için AK Parti'nin alacağı kararlarda veya kendisinin düşündüğü fikirlerde de bizden destek isteyip hep birlikte Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararlarda destek veriyor. Bundan sonra da bunun olması gerekiyor. Burada tabii en önemli şey grup başkan vekillerimizin, meclisteki grup başkan vekillerimizin bunları istişare halinde etkin bir şekilde çalışması gerekiyor. Siyasi partilerimizin de tabanına ses vermek için, bakın tabanına, Gökhan Bey, tabanına ses vermek için değil, ülkemizin geleceği için birliktelik. Bir virgül koyalım isterim, evet, Sayın Karacan. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda meclis başkanını ziyaret, evet, etmişti makamında. Evet. Ve oradan çıkış gerçekleştirdi. Ve meclis başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurluyor şu anda. Açıkçası sürpriz bir zirve demek de mümkün. Çünkü son dakika gelişmesi olarak ekranlarınızda da görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da katıldı. Mecliste sürpriz bir zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kuruldaki hitabının ardından bir görüşme gerçekleştirdiler ve şu anda da canlı yayında ekranlarımıza taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı'nın odasından ayrıldı ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurluyor şu anda. Bu görüşme de önemliydi. Sayın Karacan, evet, nasıl yorumlarsınız? Böylesi daha hızlı ve dinamik bir meclis, bir yasama yılı olacağız dedik. Daha ilk dakika Sayın Cumhurbaşkanı konuşması yaptıktan sonra böylesi bir zirve. Sayın Cumhurbaşkanı var, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı da katılmış. Önemli bir zirve. Gökhan Bey, zaten olması gereken bu. Cumhurbaşkanı, hepimizin Cumhurbaşkanı, tabii ki tüm siyasi partilerin de Cumhurbaşkanımıza sahip çıkması gerekiyor. Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Bu yüzden ben bu birlikteliğin normal olması gereken, zaten olması gereken bir diyalog ve süreç olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'nin hepsinin, 80 milyonun Cumhurbaşkanı. O yüzden herkesi zaten kucaklıyor. Evet. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha hızlı kararlar alınıp Türkiye'nin geleceğine ilgili 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu hep birlikte çizeceğiz. Bu da 26. döneme inşallah nasip olacak. Hepimizin beklentisi o. Onu da söyleyelim son dakika olarak ekranlarda zaten. TRT Haber özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın görüşmesi, hatta buna bir zirve demek artık çok normal. Zaten onu da belirtiyoruz karşımızda. Bu zirve sona erdi. Meclisin açılışının yapıldığı ilk günde gerçekleşen bu zirve. Sayın Karacan, son sözünüzü de alayım. Teşekkür edeceğim size. Bir başka konukla devam edeceğiz. Evet, özel yayınımıza. Buyurun. İnşallah 26. dönemimizin bu 3. yasama yılı açılışı inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonra ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ve liderliğinde 2023 hedeflerine hep birlikte tüm Türkiye olarak ulaşırız. Temennimiz bu. Bunu sadece kendimiz için değil, bunu gelecek nesiller için, bunu evlatlarımız için, bunu, evet, bundan sonraki nesle borcumuz olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler sağ olun, Sayın Harun Karacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkürler katıldığınız yayınımıza.